konuşuyorum dedim. Biz telefonu aslında bir iletişim aracı olarak biliyoruz hepimiz. Fakat iletişim aracından ziyade iletişimi bozan bir araç olmaya başladı günümüzde. Özellikle öğretmenlerimiz derslere telefonla girdiklerinde ister istemez gelen haberlere kayıtsız kalamıyorlar. Telefonların ışığı yandığında dikkatleri dağılıyor. Bir mesaj da olsa geri dönmek istiyorlar. Sonrasında konuşmadan kendilerini geri alamıyorlar. Bunun gibi sebeplerle de çocuklarımızın ders saatinden gidilmiş, onların haklarına girilmiş oluyor. Biz Atlantis öğretmenleri olarak telefonlarımızı girişte kasalarımıza bırakıyoruz. Telefonlarımızı bıraktığımızda teneffüste de yanımızda olmuyor. Teneffüslerimizde arkadaşlarımızla sohbet etme imkanı buluyoruz. Gerek çocuk hakkında daha çok şey konuşuyoruz, onun eğitimi hakkında tartışıyoruz. Telefonu sadece ders çıkışlarında, iş çıkışlarında, boş derslerimizde elimize alıyoruz. Önemli zamanlarda alıyoruz. Aslında olması gerekeni yapıyoruz. Evet, gönüllü olarak yaptık. Ben meslek edinene kadar kendime birçok yerde staj yaptım. Kendime deneyimler edindim. Birçok öğretmenimin elinde telefonla ders saatini geçirdiğine şahit oldum. İster istemez telefona kayıtsız kalamadığını, gelen bir aramada da dersin 20 dakikası gittiğini gördüm. Daha sonra anladım ki kendim de vicdanımla baş başa kalacaktım. Telefonu bıraktığımda ne öyle bir derdim oldu. Hani ilgilenmek zorunda da kalmadım. Çocukla daha rahat iletişime geçtim. Telefon bizim için aslında bir araçtan çok amaç olmaya başladı. Biz de artık onu araç olarak kullanıyoruz. Kullandığınız zamanlarla, şimdi kullanmadığınız zamanlar arasındaki fark sizce nedir? Bana da çok şey kattı. Ben artık telefonu eskisi kadar aramıyorum. Sadece birini aramak istediğimde önemli bir durum olduğunu da elime alıyorum. Sosyal medyanın neredeyse kölesi olmuştuk. Sosyal medyada eskisi kadar vakit harcamıyoruz. Tamamen kendimizi işimize veriyoruz. Burada telefondan daha uzak kalmaya alıştığımız için süreler arttıkça normal hayatımızda, günlük hayatımızda da eskisi kadar telefonu aramaz olduk yani. Öğrencilere nasıl yansıyordu? Öğrencilere öncelikle örnek oluyoruz. Bizim sadece mental değil, özgür öğrenme öğrencilerimiz de var. Onların ailelerinin de şikayet ettikleri şeyler var. Örneğin çocuğun telefonla çok fazla vakit geçiriyor, tabletle çok fazla vakit geçiriyor. Biz öğretmenler onların en büyük örnekleriyiz, bizi rol model alıyorlar. Derslere biz de telefonsuz girdiğimizi söylüyoruz. Telefonun her şey olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Onlar başta çok şaşırdılar. Öğretmenim nasıl yani, sizin telefonunuz yok mu? Burada bıraktığımızı gösteriyoruz. Onların da belli bir süreyle telefonlarından uzak kalabileceklerini anlatıyoruz. Onlar için de bir örnek olmuş oluyor. Bilindiği gibi cep telefonu çok yaygın kullanılıyor ve büyük bir hastalık haline gelmiş durumda. İşte aklımız hep telefonda kalıyor, işte mesaj geldi mi falan diye. Biz eğitimciler olarak aramızda kararlaştırdık. Derste telefona ister istemez aklımız gideceği için hani oturduk, ne yapabiliriz? Hani sürekli çünkü oynuyoruz, alışmışız. Biz de telefonlarımızı Atlantis'e girer girmez servisten önce kasalara koyuyoruz, ondan sonra sınıflarımıza gidiyoruz ve okul içerisinde hiçbir şekilde telefonla görüşmüyoruz. Bu oda içerisinde sadece hani özel bir şey gelmiş mi, hani bir şey olmuş mu diye bakıyoruz. Ders saatleri dışarısında tabii ki. Onun dışında telefon kullanmıyoruz burada gördüğünüz gibi kasalarda. Bir daha başlayalım. Bir. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı tane palyaço varmış. Evet. Şimdi bir tane eksiğimiz kaldı. Evet, çok. Harikasın Arda.
Evet, şimdi arka tarafına geçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamamlayacağız. Onu şöyle koyalım. En büyük parçamızı. Harikasın Arda, bitti. Çak. Aferin benim oğluma. Hadi sıradakine geçelim.